Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakna bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakna bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Hemimiz yakşı bilemiz ki Allah subhanahu ve ta'ala bütün dünyanı İslam nuru bilen münavvar kılıçtan aldıngı cahiliyet payti de insaniyetinin hayatı izden çıkkan idi. Hemen arsa arkaya gitken, zulmetke kömürgen, hatalarga torgen ve notoğru yorga düşken bir payti idi. Allah Ta'ala İslam'ın nur kılıp yubardı. İnsaniyatını cehalet batkağıdan marifet kırgağıya alıp çıkış, doğru yolunu körsetiş, hayatını güzel tarzda utkazıp iki dünyanın baktığı saadetine erişiş yolunu bayan kılıp veriş için şu dinini cari kıldı. İnsan hayatının berçe cevheleri katarı da insanın sağlığını saklaş, barasındaki meselelerde hem o'sha paytda barcha narsa teskarisiga aylangan edi. Insonlarni sog'lig'i baxshidir. Kohinlar, polchilar, munajjimlar, turli qalloblarning qo'liga topshirilgan edi. Sog'lik to'g'risida qayg'urish, bemorlarni bir yaxshiroq davolash ishlari umuman yo'qqa aylangan edi. Bemor bo'lish, kasal yo'qqa yo'liqishni Allohning g'azabiga uchrash deb qaralarida, ulardan nafrat qilinarida. Yevropalarda kasal bo'lganlarni oyog'idan sudrab oborib, cherkovni alohida xonasi bo'lardi, shunga tashlab qo'yardi. O'lguncha yotardi o'sha yerda. Qurt bosib ketardi. Ana islom mana shu sohada ham insoniyat hayotini to'g'riladi. Eng go'zal shaklga keltirdi. Bunun için tıbbını işe salışını tavsiye kıldı. Tıbb degeni bir nesanı tüzeltiş, islah kılış, doğruleş manasını anglet eder. İslam dini evvela insanın sağlığı, insanga verilirken Allah'ın nimetlerinden, en uluğlarından biri ekerliğini bayan kıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam iki nimet var. Ko'pgina odamlar bu ne'matda aldanib qoladilar. Ularning biri sog'liq, ikkinchisi farog'lik, farog'at dedilar. Boshqa bir hadislarda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bandalariga bergan ne'matlar haqida so'roq savol qilganda bergan sog'liq ne'matini ham so'raydi. Men seni tani sihat qilib qo'ygan edim. Nima qilgansan bu bilan deydi degan hadislar keldi. Ya'ni insonlarga sog'liq ne'mat ekanligi, o'sha ne'matni qadriga yetish kerakligi, sog'liqqa putur yetkazmaslik borasidagi ta'limotlar berildi. Allohdan banda har xil narsalarni so'raydi, duo qiladi, iltijo qiladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari qilgan duolarida siz bilan biz ummatlariga o'rgatgan duolarida Alloh taolodan tanis haddekni so'rashni ta'lim berdilar. Ba'zi hadislarda baquvvat iymondan keyingi ikkinchi narsa sog'lik salomatlik ekanligi kelgan. So'rash bandadan. Allohdan so'raydigan bo'lsang, yaqin iymonni so'ra, ya'ni o'ta ishonchli iymonni so'ra va sog'lik salomatlikni so'ra deyildi. Ana odamlarga sog'liqning ahamiyati, ulkan ne'mat ekanligi, doimo Allohdan uni so'rab turish zarur ekanligini tushuntirilgandan keyin
Endi sağlıkını nima himoya qilish, bemorlikni oldini olish choralari ko'rildi. Juda ko'p narsalar buning uchun shariatda joriy qilindi. Misol uchun hozir tabiblarning hammasi sog'liq asosan ifloslikdan kelib chiqishini aytiladi. Badanni iflos bo'lishi, turar joyni iflos bo'lishi, oziq-ovqat, oshxona, boshqalarni. Ana bizi dinimizda sağlıkını saklaş manası da paklik imandadır deb elan kılındı. Pakize buluş, imandan ekerliği elan kılındı. İnsanın bedenini pakize buluşu, kiyimini pakize buluşu, mekanını pakize buluşu, idiş tavağını pakize buluşu, hamması ibadet derecesi de kurtarıldı. Bizlerin barca hadis kitaplarımızda, barcha fiqh kitoblarimizda birinchi boshlang'ich bo'lim tahorat kitobi bo'ladi. Poklik kitobi. O'shanda insonning badani pok bo'lishi, kiyimi pok bo'lishi, ibodat qilar joyi pok bo'lishi, yashash joyi pok bo'lishi, oziq-ovqati va boshqalari pok bo'lishini ta'limoti beriladi. Bularni iymondan ajralmagan tarzda o'qitiladi. Poklik İmandandır, şiarı daim aldınca sürüledi. Şu bilen birge, bizi şeriatımızda insanın sağlığına zarar yetkizadigan barcha narsalar haram kılındı. Bizi dinimizde, nima mas kılıcı içimliklerini içiş haram. Nima uchun? İnsanın sağlığına zarar yetedi. Neşe çekiş haram. Nima uchun? Sağlığını buzadı. Papiros çekiş haram. Nima uchun? Sağlığını buzadı. Milyonlar adamlar o'lyapti hozir papiros çekip. Şunu oqibatida. Haram olgan hayvanını, go'shtini yeyish, qonini içiş, to'ng'izning go'shtini yeyish. Qo'yingki, shariatimizda nima haram bo'lsa, hammasi sog'liqqa zarar degan. Yemoq, ichmoq ma'nosidagi gaplar. Hammasini shariat haram qildi. Nima uchun? İnsanın sağlığını saklaş uçun. İnsanın sağlığını saklaş kereyi bokkasa Allah ozu farz kıyan ibadetlerini yengilletti. Bana hazır roza. Rozada bazı bir adamlarla ağır kereşi var. Misal için emizüklik ayarlarla. Hamledar ayarlarla. Sağlığına zarar yeterdi, balasının sağlığına zarar yeterdi. Çünkü için sizler kereliler tutmaya koyuyorlar. Keyin bolalarni ko'rmaydan ajratganda bolalaringizni qo'lingizga olganingizda qazo qilib berasiz. Hozir sog'lig'ingizga zarar yetmasin, ro'zani tutmaydi. Ana ibodat farz bo'lgan narsani ham sog'liqni yuzasidan Alloh taolo yengillatyapti. Qazo qilishga ruxsat beryapti yoki boshqa tarafdan yengillatish holatlari bor. Bu ham İslam'ın sağlıkka bugün ahamiyetini kürsatıdığan nerselerden kısaltmaladı. Sağlıkka zarar yetişi akıbattan artıkça ibadet kılıçlarını hem nimada bizi dinimizde mankıp koyuldu. Her günü roza tutuşu mümkünmez. Kecesi okulamazdan namaz okup çıkışı mümkünmez. Okuyman degen kecenin üçten beri de koganda okusu, koganı bu arada okulasın. Şu her günü roza tutup, gecesi ben namaz okuyman degen sahabalarına Resulullah çakırıp olup sokuyorlar. Sana unakma, sana cesedinle, sana cesedinle, cesedinin sende hakkı var. Uzayın taneyini kıynaşka hakkın yok sana artıkça. Degenler. Bu ham sağlığını himaya kılıç, barasıdaki çare tedbirlerden hesaplanadı. Hazır hükümde tıp ulamalarından kasallikka chalinishlarni bugungi kunda eng asosiy sabablaridan biri nima deyilsa harakatsizlik deyiladi. Yaqinda biz saytimizda tibb xodimlari bilan bir nima tibb islomimiz saytida shunaqa bugungi zamonaviy tibbiyot to'g'risida davra suhbati o'tkazdik. Shunda ularga shu savol berildi. Ashular birinchi narsa harakatsizlik dedi. Ya'ni kam harakatlik adamın bemor bo'lishiga olib kelar ekan. İslam dini ise hareket dinidir. Hamma narsada hareket gerek.
Mana hozir roza tutyapmiz, roza nimadan iborat? Harakatdan iborat. Kechasi uxlab yotib, rozani niyat qilib qo'ydim desa bo'lmaydi, turish kerak. Harakat qilish kerak, tahorat qilish kerak, yuzini yuvish kerak, saharlik tayyorlash kerak, uni yeyish kerak. Harakat. Ertalab turib yana yursin, tursin, iftor. Ana endi kunduzi biroz charchab qolmaydigan bo'lsa, mana endi 20 harakat namoz o'qib harakat qilsin. Ana sizga badan tarbiya. Namoz turgan bitgani harakat. Turgan bitgani harakat namoz. Ertalabdan turib, tahorat qilib, kiyinib, bismillah deb masjidga yurib borib, jamoatni o'qib, yana qaytib o'sha tabiblar shunaqa deydi, mana yurak kasalliklari asosan harakatsizlik ham bo'ladi. Yo'qda men aytdim, bu yog'ini ham aytinglar, harakatsizlikdan kasal bo'ladi. Kasallarga nima nasihat qilasizlar? Har kuni 5 kilometr piyoda yur deyapsizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Shu 5 vaqt namozga borib kel degani. Uydan masjidga borguncha yarim kilometr, qaytib kelguncha yarim kilometr. 5 marta. Shuni qilgan odam inshaalloh yurak kasal bo'lmaydi. Haj bo'lsa harakatning yuqori nuqtasi. Zakot ham harakat, pul topish harakat. Uni chiqarib, izlab topib haqdorini berish hammasi harakat. Ana sizga sog'liq. Dinning hammasi sog'liq. Sog'liqning asosiy omillaridan biri shaxsiy gigiyena qoidalari deydi. Shaxsiy ozodalik qoidalari. Bizda bu juda yuqori tarzda yo'lga qo'yilgan. Tirnoqlarni olishmidi, harom mo'ylarni qirishmidi, vaqtida yuvinishmidi, hammasi ibodat, vojib, sunnat man darajasiga ko'tarib qo'yilgan bu. Boshqalarning ko'pi shundan dardman bo'lishyapti. Dardga chalinishyapti. Alhamdulillah biz musulmonlar bundan forig'imiz. Va shunga o'xshash dinimiz bizga joriy qilgan ibodatlar, amallar ko'pi sog'lig'imizni saqlashga, yaxshi bir holatga olib borishga qarash kerak. Ko'proq deydi odamlarni nima og'zidan bo'ladi kasal, tishidan. İnsoniyat tarixida birinchi marta tish tozalashni yo'lga qo'ygan zot Muhammad alayhisolatu vasallam. Misvoq qilishni shu kishi joriy qilganlar Allohning payg'ambari o'laroq. Ungacha o'ri insoniyat tish tozalash degan gapni bilmagan. Buni bugungi kunga g'ayridinlar ham aytyapti. Tish tabiblari g'ayridin, o'zi dinmada yo'q. Bizga yetib kelgan xabarga ko'raganda birinchi marta tishga ahamiyat bergan musulmonlarning payg'ambari Muhammad ekan deyishyapti hozir. Yozishyapti shuni. Ana unga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Ana undan keyin yana sog'liqqa demak zarar yetadigan nima yeki bo'lsa, bizning dinimizda uni man qilingan, harom qilingan, to'xtatilgan. U yemoq ichmoqda bo'ladimi, kiyinishda bo'ladimi, ha? Yoki ovqatlanishda bo'ladimi? Mana ovqatlanish odoblari eng go'zal odob bizda. Eng sog'liqqa yordam beradigan odob. Bularning hammasi insonning sog'lig'i uchun Allohning dinida yo'lga qo'yilgan amallar hisoblanadi. Yana buni qancha aytsak shuncha oz. Endi aytaylik, ularni qilib mu'min musulmonlar hammasi sog'-salomat yursin iloyo. Lekin issiq jon aka bo'ladi. Bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam u odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qandoq tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek bemorlik Allohning nima? G'azabi, qahri deb tushuniladi. Bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Qochadi. Yaqiniga borsak bizga ham bir balosi urib qoladi deydi. Bizda-chi? Yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Betavfiq bo'lsa, nobakor bo'lsa, kufrda yurgan bo'lsa, isyonda yurgan bo'lsa, bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi.
sen buna kadar yürü olmaysan, bana bemor buldun, keçe yürüdün, bugün yürü almaya kaldın. Seni yaratken halıkını tanıgın, ibadetine yürgün degen agahlantırış buladı. Şeriyetke amar kıtırıp, ibadetini kılıp, hamma yokunu cahibe koyup durup bemor bulan adam, demek o şu bemorluk onun için Allah'ın rahmeti buladı. Bemorluğunu sokması gerek, Allah'dan şifa torap, dua kılış gerek, ve günahlarımda mağfiret bulsun degen niyet kılış gerek, ve körganı borgarlar hem bana şu nesnelerde amal kılışları gerek. Şu bulan birge, ana o şey bemarlıkta sabır hem kılış gerek. Bu manada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ayetlediler ki, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْسَلُ فَاَمْسَلُ Allah'ını en şiddetli belasıyla uçuraydıgan zatlar, peygamberlerdir. Ondan keyin onların derecesinden paslağı, yana derecesinden paslağı. Peygamberler aleyhissalatü vesselam kasar bulsalar, cüda kattı bulardılar. Ayşe anamız rahimleri kep gitarildi. İstimaları çıkkanından, küyüb yangarlarından, başkalarından. Aşı istima bilen inşallah günahlar yanıp gitardı. İnsan paklanadı degen niyet kılınlardı. Şu bilen birge, indi o şu keserini davalaşken mumun Müslüman adam hareket kıladı. Tıp ilmi esasıyla davalanadı. Dava istedi. Bizi dinimizde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki, Allah dertini düşürgen bu sefer davasını hem düşürgen davanı izleyler de gelirler. Kaçan ki dava dertine tokunatsa onu bağlıp geledi, insan sağlam bulan. Bunga o'xshagan hadislar nihoyatda ko'p. Doim dardga davo izlash kerak tib orqali. Ana undaqa buzg'unchilar orqali emas. Tib orqali davo izlash kerak, davo topiladi inshaalloh. Rasul akram alayhisolatu vasallam ta'kidlab aytilganlar, o'limdan boshqa narsaning davosi bor. Shuning uchun musulmon tabiblar dunyoni davoga to'ldirishni tashlashgan. Hadiste var davası topuladı deyip tüm bir izleşe vurgan topuşken hemen. Topuşken. Şu bilen birge, o şey Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine, dinimiz talimatlarına amel kılıp, bimar bulgan mumun Müslümanlar, bimarlıkka sabır kılgen kılıçta, cahan mislini körmegen, güzel namunelerini kursatkarlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine amal kılıp, özüge yetken bimarlıkka sabır kırış. İnsaniyet hali bunun yüzünü kurmayan. Vaktimiz kıskalığı için ben bitti misal getiremem. Sahabe-i kiramlardan İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anhu bimar bulup kaldılar. Bimar bugün de hem ağır bimar buldular. Ornudan turup oturuş kabiliyeti hem yok idi. Oturalması da hem. Fakat asmanga karab hurmadan tokulgan yatakta yatıştan başka ilacı yok idi. Hacetini kılış için hem o şu yatağının ortasından teşip maslama kılıngan idi. Başka ilacı yok. Şundak o şu yatakka kadalıp asmanga karab kımırlamaya yatarlar. Kaç yıl yattı bilesiler mi? Bir yıl mı? On yıl mı? Yigirme yıl mı? Yigirme beş yıl mı? Yok, 30 yıl. 30 yıl. Bir armatı ah demediler. Allah'a şükür dediler. Bir mutarraf degen insan ukası bilen ukuşunu körgeni kirişti. Bemarının halini körüp, eleki mutarrafını ukası yığladı. Yoksa kattık yığladı. Şunda bimar İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu yığlama. Neme yığlıysan? Dediler. Dedi sizi halinizi görüp şuna kabul edemedi bir yığlayıp ben dedi. Bana kara Allah'a neme mahbub olsa bana şu mahbubdur dedi. Yani Allah bana şunu rava görüptü mü? Şu bana yaksın. Başka nesanın gereği yok bana dedi. Allah'a neme mahbub olsa bana şu mahbubdur, sen yığlama dediler. Haliga adamın gönlünü kurtarıştı, bana karar, yakın ki, yakınım ki.
Men senge bir gap aytaman. Ama men olgunumca hiç kimge aytmaysan sarsur. Bir gapim bor senge aytaman. Şartı şu ki olgunumca buralga aytmaysan. Menge kelip farishtalar salam beradi. Men ularni salomiga alik olaman. Sohbatlashib uns ulfat topaman dedilar. Ko'rdingizmi? 30 yil kasal bo'lib bir marta oh demagan insonni sharafiga Alloh taolo farishtalarni yuborib salom beradigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Imron ibn Husayn desa farishtalar salom beradigan sahoba deb keladi hamma kitoblarda. Başka adam, başka parçalar, başka sahabalarda salam bergenliği doğrusu bizim malumatımız yok. Ana, bir mabrikke sabır kılış. Allah'ın kazaları kadarıyla teslim buluş. Allah ne mani rava görse şunu yakış görüş. Haleti, İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu'nu her gün kelip parçalar salam beredigen kişi derecesini kötüldü. Bana bu haletler hemmemizde örnek buluşları gerek. Biz o'tgan suhbatlarimizda bo'lgan bo'lmagan har xil davolarni rasoyi raddi balo narsa ekanligini gapirdik. Mana bugun bizi dinimiz tıp asosida davolanishni va bemor bo'lgan odamning odoblari qanday bo'lish kerakligini qisqa, o'ta qisqa tarzda bayonini qildik. Mana shu haqiqatlar yodimizda turishi kerak. Bularni batafsilroq o'rganishimiz kerak. O'zimiz, oilamiz, tanış bilişlerimiz, cemiyetimizde düşündürüp, bana şu İslami adablar, İslami marifetler esasında yaşayıp varsak inşallah hemmesi hayır bereket oladı. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anh'a o şeker fazillerle ilgi buluş imkanı buladı. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızını özü sağ salamat, tinç aman buluşumuzu nasip etsin. Bergen sağlık nimetine şükür getirişimizi nasip etsin. Daima hayır berekete berdavam bolup, türlü bid'at hurafatlardan yiroqda bolup, şeriatimiz ko'rsatmalari asosida barcha ishlarimizni to'g'rilab borishimizda Alloh taoloni o'zi madadkor bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan bizni diyorimizdan o'tgan azizlarimizni barchalarini, ushbu dahadan o'tgan mu'min musulmon bandalaringni, bu masjidni qurib o'tganlar, unda imom bo'lib, rahbar bo'lib, ibodat qilib o'tganlar, hozirda ishlab turganlaridan o'tganlari, bugungi kechada o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan barcha azizlarini bahramand aylagin. Alarını garip rahmet, çayisteyi cennet kırgın, kabirlerini münavvar eyleb, ahiretlerini abad kırgın. Allah Kur'an-ı Kerim'ni bizlerinin berçemizde bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip etken, büyük Ramazan ayının gündüzleri de niyet bilen tutuyorken gözlerimizini hem dergahinde kabul eyleb, acir sevaplarını köpeytirip bergen ve kıyamet gününde berçemizde şefaatçi kırgın, qo'limizdan tutib rayon eshigidan yetaklab jannatga olib kirishini nasib etgan. Alloh buyuk Ramazon oyining sharofatidan
bu ayda kılıyorken barışı ibadetlerimiz, amel-i salihlerimizin acrini, sevabını köpeytirip vergin. Halkımız, elimiz, yurtumuz, barışımızın başımızdan rahmetini yağdırgın. Mağfiretini yağdırgın, berekatini yağdırgın. Barışı işlerimizin ongiden kelişini, asan, ravan buluşunu nasip etgin. Kesiflerdeki azizlerimizin kesiflerine, karlarına bereke vergin. Dasturhanlarının tökün saçım kılgın. Durmuşlarını feravan kırgın, özlerini vergen nimetlerine şükürünü önüne koyup, ibadetinde sabit kadem buluşlarını, sırat-ı müstakimde berkarar buluşlarını, o zihnin razılığını tapıp, iki dünyanın baktığı saadetine müyesser buluşlarını nasip etken. Allah, halkımızın içinde bimarlarımız var, onlarını dertlerine şifayı kamul vergen, müşkülü varlarının müşkülünü asan eylegin, Musafirin varlığının musafirini hazır eylegin, hacetmenlerinin hacetini rava kılgın, beferzenlerine koşa koşa ferzenlerini bergin, karzı varlığının karzını uzuşta yardımcı bergin, ilim talebindeki ferzenlerimizde ilmi ladun, ilmi rabbani bergin, hemmelerini ilimlerden bahremen buluşunu nasip etkin. Pervardigar, o zinden yol barıp sarayımız, üçlü mescidini üçlep durgan azizlerimiz, muhterem imam damlamız, bu kişinin naibleri, mütevalileri, mescid hay'ati azaları, mescidinin kavimleri ve uşbu hatimini teşkil kılıçta iştirak etken barca azizlerimizge bu ulu işleri için aziz sevaplarını köpeytirip vergen. Bunların ailevin azaları bilen sağ selamat insaman kırgın. Daima şimdi oşaş dinimiz, halkımız için ulu ulu işlerini kılıp varıp dualarımızını alıp sağ selamat insaman bu işlerini nasip etken. Büyük Ramazan ayını geçeleri de Keramin Kur'an-ı Kerim'ni halkımızga güzel tarzda hatim bir kılıp beretken karı damlamızını hepsi himayende esregin. Sağ selamat, tinç aman kılgın. Zihinlerini yine hem utkür, hafızalarını yine hem bakuvat kılgın. Uzak davırlar devamında Kur'an nurunu el, yurt, halk içinde taratıp barışlarda uzun yardımcı borgın. Bu kişinin tuhukatta kılgın ata anelerige. Okudup, kare kırgın üstazlarına izzet tacını kegizgen. Pervardigara şu kare damlaga oşaş karelerimizin sahnenin sıfatını yine hem ziyade oluşunu nesip etgen. Üç bu cemaatta kol uzatıp dua kuturgan azizlerimizin soraydigan soruları var, sorularından afzalını vergen. Tireydigan tirekleri var, tireklerden yaksısını vergen. Kırmakçı vergen duaları var, dualarının alasını ata kırgın. Yine ki Ramazanlarga sağ salamattin çaman kirib, bundan hem berkeli olup, bundan hem közel tavırızda bir gerekte ibadetinde berdavan buluşumuzda uzun yardımcı bulgun. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahim.